Değerli izleyicilerimiz, Vortürk ekranına hoş geldiniz. Bu hafta yine bir saat programıyla buradayız. Bugün çok önemli bir konuğum var, Emin Paşa Mahalle Muhtarı. Evet, hoş geldiniz Mesut Bey. Merhaba, nasılsınız? İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkürler, sizleri sormalı. Ben deyim, hamdolsun. Mesut Bey, yani sizden sık böyle görüyoruz görsellerinizi, sosyal medyada, sağda solda sizden çok böyle bahsediliyor. Mesut Urmak kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim öncelikle beni buraya konuk ettiğiniz için. Ben de eski bir televizyoncuyum, bir gazeteciyim. Mesut Urmak, Emin Paşalı, 43 yaşında, 3 çocuk babası. Uzun yıllar medya sektöründe çalıştım, gerek yazılı gerek görsel medyada. Daha sonra taahhüt işleri yaptık. Hasbelkader nasip muhtarlık da varmış kaderimizde. Muhtarlığımızı aldık. Şimdi ben muhtarlığı almadan önce bütün çocukların bir hayali vardır. Yaşadığı mahalleyi daha güzelleştirmek, parkların olması, cıvıl cıvıl yapması, temiz caddelerin, sokakların olması. Biz dedik ya biz hayalimizi niye gerçekleştirmeyelim? Bu anlamda bütün mesaimizi mahallemize harcıyoruz. Sosyal medyayı iyi kullanabiliyoruz. Vatandaşımıza daha iyi ulaşabiliyoruz. Bugün de buradayız. Siz de bizi fark etmişsiniz, konuk etmişsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Emin Paşa Mahallesi Van'da önemli bir mahalle. Çünkü sahile kıyısı var. Ve yakın zamanda da orada bir gözlem etkinliği yapıldı. Özellikle bu gözlem etkinliği çok fazla dikkatimi çekti. Çünkü bu etkinlikte Van'a yerli ve yabancı turistler aktı. Birkaç gün orada bir etkinlik sürdü. Evet. Mahalle ne tür katkılar oldu bu etkinliğin? Şimdi göğe bakma durağı ilk kez Van'da Emin Paşa Mahallesi Sahil Parkı'nda yapıldı. 2 gün sürdü bu etkinlik. Şimdi göğe bakma durağı gerçekten Van için bir anlam kazandı. Çünkü ilk defa yapıldı. Emin Paşa Mahallesi'ne yaklaşık göğe bakma etkinliğinde 10.000 turist geldi, yerli ve yabancı. Bunların 600'ü uluslararası gökbilimcilerden oluşuyordu. Bu da hem yerel hem ulusal hem uluslararası anlamda mahallemizi tanıttığına inanıyorum. Tabii bir sonraki yıl olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama biz olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gerek biz gerek valilik olsun gerek Edremit Belediyesi olsun bu anlamda girişimlerde bulunacağız. Peki Emin Paşa Mahallesi'ni nasıl tercih ettiler? Nasıl oldu olay? Sizin burada bir çabanız var mıydı? Yani benim değildi ama belediyenin ve valiliğin bir çabası olduğunu biliyorum. Yani Van biliyorsunuz en çok ülkede ya ikinci ya üçüncü şehir dik güneş ışınlarını alan ve gökyüzünün berrak gözüktüğü bir yer. Emin Paşa sahili de bunun için çok uygundu. Çünkü gökyüzü çok açık bir şekilde izlenebiliyor. Yani onlar için güzeldi, bizim için de güzeldi diyebiliriz. Anladım, çok güzel. Şimdi Emin Paşa Mahallesi bugün çok konuşacağız. Muhakkak evet. Emin Paşa'dan da bizi izleyenler vardı. Buradan bizi izleyenlere de teşekkürlerimizi iletelim şimdiden. Sizin o taraflarda bir de sahil bandı çalışması devam ediyor. Evet. Çalışmalar ne durumda? Şimdi 50 yıllık bir projeydi sahil bandı. 100. Üniversitesi'nden Edremit'e kadar. Şu anda Edremit ve İpek Yolu kıyıları bunun yaklaşık 3 kilometresi Emin Paşa sınırlarında. Bitti, statik kaplamaya geçildi. Çok yakın bir zamanda açılacak sahil yolu, trafiğe açılacak. Yani bir hafta 10 güne açılır diye düşünüyorum. Bu da Van için yani tabii özellikle Emin Paşa genelde Van için çok güzel bir yol oldu, bu çalışma oldu. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyesi'ne ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü mesai gözetmeden, yaz kış gözetmeden çalıştılar. Çok efor sarf ettiler. Bu anlamda kendilerine mahallem adına teşekkür ediyorum. Çok güzel. Biz de buradan Van Büyükşehir Belediye'mize teşekkürlerimizi iletelim. Van'da yıllardır aslında özlem duyduğumuz şey sahil yoluydu. Evet. Yani sahil bandımızın eksik olması ve istenilen yerlerde olmaması tabii ki bir eksiklikti. En kısa sürede de tamamlanırsa, bisiklet yolları da olursa tabii olacak. Güzel olacaktır. Bilim Bey, ben 2 gün önce 100. Üniversitesi Mimar ve Peyzaj Bölümünden hocalarımızla ben mahallede ağırladım. Bunu yine sosyal medyadan paylaştık dijital albümde. Şimdi biz orada yaklaşık 150 dönüme yakın bir rekreasyon alanı var. Rekreasyon alanı demek, yeşil alan demek. Ben hocalarımızı davet ettim. Biz sahil bandının tamamını gezdik. Önümüzdeki hafta içinde 100. Üniversitesi Mimar ve Peyzajcılık bölümündeki 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz biz orada ağırlayacağız.
serbest bir çalışma olacak, bize fikirlerini sunacağız. Gerek su sporları olsun, gerek peyzaj olsun, gerek sahalar olsun, yani sahil bandına yakışabilecek bisiklet yollarından tutun, tenis kortlarından tutun, golf sahasına tutun, bunlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Bu çalışmalarımız Yüzyıl Üniversitesi ile birlikte yapacağız. Bittikten sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ne sunacağız. Yani 15 proje hazırlayacağız bu anlamda. Yani bu da bir ilk olacak herhalde. Yani bir mahalle muhtarının başlattığı ve 15 projeyle belediyeye sunacak bir ilk olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda üniversiteden destek aldık. Önümüzdeki hafta inşallah başlayacağız. Sahil bandımızı en güzel şekilde tamamlamış olacağız inşallah. Çok güzel. Peki sizin için fenomen muhtar terimi kullanmak doğru olur mu? Yok, olmaz çünkü ya biz hani emek veren çalışan bir muhtar diyebiliriz. Biraz da kasasızlık mı diyorlar? Çünkü sık paylaşımlar yapılıyor, insanlar biraz daha duyarlılığınızdan çok memnunlar, çok duyarlısınız. Yani sıkıntılı anında müdahale ediyorsunuz. Şimdi böyle hani şimdi muhtarlık bir köprü düşünün. Köprünün sağ ayağı halk düşünün, sol ayağını devlet düşünün. Bu aradaki köprü de muhtardır. Yani köprünün kirişini, sütununu ayakta tutan muhtardır. Biz hem devletin sıcak eliyiz, hem halkımızın sıcak eliyiz. Biz ortadayız. O yüzden vatandaşımıza bütün bilgileri aktarmak durumundayız. Bunu çok iyi yapmalıyız. Çünkü vatandaşın her şeyden haberi olmuyor. Örnek belediye bir imar kanunu çıkarıyor. Bunu vatandaş nereden bilecek? Muhtarlara bilgi geliyor. Biz de bunu duymak zorundayız. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani örnek WhatsApp grubu kurmuşum kendi mahallem adına. Facebook sayfası açmışım, Instagram sayfası açmışım. Bunların tamamı Twitter açmışım. Bunların hep üzerinden mahallemle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Çalışmalarla ilgili, duyurularla ilgili. Yani örnek atıyorum, araştırıyoruz, okuyoruz. İşte 2023 yılının atıyorum birinci ayında kimliklerin son gün var. Onu da paylaşıyoruz. Ehliyetlerin işte yenilenmesi var. Onu da paylaşıyoruz. Belediye duyurularını, kaymakamlık duyurularını. Yani bu bizim asli görevimiz diye düşünüyorum ben. Bunu da yapmak hoşuma gidiyor. Vatandaşı bilgilendirmek hoşuma gidiyor. Peki sonraki dönemde siz yeni muhtar olarak görecek miyiz? Yani tabii nasiptir her şey. Vatandaşımız isterse, Emin Paşa halkı isterse devam edeceğiz. İstemezlerse biz de soğuklanacağız. O zaman şimdi Eminpaşa Mahallesi sakinlerine söyleyelim. Bir sonraki dönem mutfağımızı tekrar görmek istiyorlar mı diye. Teşekkür ederim. Ben açıkçası Eminpaşa Mahallesi benim favori mahallemdi. Çok seven orayım ama çoğu bölgesinde tabii gezme fırsatı olmadı. Gezmek istediğim mahalleler arasında böyle her sokağına girmek istediğim bir mahalle gerçekten. Bir de havalimanına yakınsınız. Havalimanı şimdi çok fazla resim kurumları Eminpaşa Mahallesi. Eminpaşa Mahallesi Cumhuriyet'le birlikte kurulmuş. 1923'te kurulmuş bir mahalle. Yani Van'ın böyle söyleyeyim size kentsel hafızası diyebiliriz aslında Eminpaşa için. Çünkü Eminpaşa Mahallesi'nden 4 farklı mahalle ayrılmış. Şabani Mahallesi, Süphan Mahallesi, Hatunya Mahallesi ve Busane Mahallesi. Şimdi aslında eski adı Şamdanaltı. Şamdanaltı demelerindeki amaç da biliyorsun Urartular'dan bu yana gelen tarihi bir Şamdan kanalı var. Şamdan kanalının alt kısmının tamamı Şamdanaltı diye geçiyordu. Hatta Kurubaşı'nın bir kısmına kadar Keşoğlu Köyü'nün bir kısmına kadar bunların tamamı Şamdanaltı diye geçiyordu. Şu anda 4 mahalleye ayrılmış. Tabii yine de 157 bin hektarlık bir alanı var. Yaklaşık 30 bin nüfusu var. Devlet su işleri, havaalanı, jandarma, filo komutanlığı, polis lojmanları, hava radar, otogarajlar sitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, yani birçok fazla kurum da mahallemizde, şu anda yerleşkeleri mahallemizde. Zengin bir mahalle sahipsiniz. Evet. Mahallenizi kıskanıyor gibiyim. Peki mahallenizde kamp yapmak isteyen bir birey kamp yapabilir mi? Kamp alanları var mı? Ya da yapılır mı? Yapabilecek durumlar var mı? Şimdi Bilgin Bey 80'li ve 95'li yıllara kadar, çünkü ben o mahallenin çocuğuyum, 43 yaşındayım, orada doğdum büyüdüm. Kendimi çok şanslı addediyorum bu anlamda. Yani 95'li yıllara kadar biz çok fazla turistin kamp yaptığını bilirdik. Yani biz kendimiz giderdik işte, özellikle o dönemlerde Almanya'dan çok fazla turist gelirdi. Çadır kurarlardı ve o dönemlerde 1970'li yıllarda Van, yani şu anki Fidanlık sahil bandında kadınlar plajı vardı. Ve tam teşekküllü bir kadınlar plajı vardı. Yani çok iyiydi ve Van'ın tamamı göle girmek, yani biz deniz diyoruz da denize girmek için Van'ın tamamı 95 yılına kadar Fidanlık sahil bandına akın ederdi. Bu anlamda da şu anda Fidanlık Parkı adı altında bir çok büyük bir parkımız var.
Bu parkın içinde gençlik merkezleri kuruldu, kütüphaneler kuruldu ve çok büyük bir sahası var. Yaklaşık 350 dönümlük bir arazi var. Bunun içinde de Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir şubesi kuruldu. Van Gölü Gençlik Spor diye. Van Gölü Gençlik Merkezi diye. Van Gölü Gençlik Merkezi bu yıl Yeşil Ay'ı ağırladı orada. Yani 3 günlük bir kamp kurdular. Bu kurulan kampta da bölgedeki öğrencilerimiz gelip kamplarını kurdular. Hem TÜBİTAK geldi, hem Yeşilay geldi. Yani hem tabii sahil yolu bittikten sonra, bu rekreasyon çalışması bittikten sonra karavan parkı da olabilir orada aslında. Karavancılar da gelebilirler, çadır kurmak isteyenler de gelebilirler. Fidanlık parkımız bittikten sonra, yani şu anda son aşamada, önümüzdeki işte 2023 yazında inşallah halka açılacak. Halkımız orada kampında kurabilecek isteyenler. Çok güzel. Şimdi Eminpaşa Mahallesi'ni sıkça konuşmak istememin sebebi Van'da açıkçası Eminpaşa çok kıymetli bir mahalle ve insanların değerini bilmediği bir mahalle. Maalesef. Kamp yapıldığını bile birçok Vanlı bilmiyordur. Çünkü Eminpaşa Mahallesi, siz de bahsettiniz, çok köklü bir mahalle. Evet. Yani miladı çok fazla eski. Ve Eminpaşa Mahallesi'nin aslında çok ciddi getirileri de şöyle olacak. Ben orada pazar yerlerini kurabileceğini düşünüyorum. Orada hani esnafın yüzünü gülebileceğini düşünüyorum ama orada tabii ticarethaneler çok az. Çok yani az. Özellikle kıyı kesimde çok çok az. Misal bir kampçı gelip kamp yaptığı zaman belki bir fuar market bulmakta zorlanabilir ya da falan bulamayabilir. Bu anlamda da yatırım yapmak isteyenler aslında şimdiden Eminpaşa Mahallesi'ne yönelebilirler diyebiliriz. Tabii yani biz bunu İsmail Başkanımıza da söyledik. Büyükşehir Belediyesi'ndeki genel sekreterimize de bir söyledik. Hı hı. Şimdi sahil yolunun üst kısmını biz turizm imarına açılmasını talep ettik. Yani sahil yolunun üst kısmı turizm imarına açılırsa burada oteller, moteller, restoranlar, eğlence merkezlerinin tamam burada olacak. Alt kısımda yeşil alan olacak, üst tarafta da restoranlar olacak, oteller olacak. Tabii bu biraz zaman alacak ama başlamadan da olmaz. Başladık ve sahil yolu bitti. Kısa zamanda yani 3-5 yıllık bir dönem içinde inşallah sahil yolumuz, özellikle Eminpaşa'nın o 3 kilometrelik alanı muazzam bir yer olacağına inanıyorum. Peki vatandaşların bakış açısı nasıl? Ya tabii şimdi herkesi memnun etmek çok zordur. Evet öyle. Yani şimdi ben Facebook üzerinden paylaşım yaptığımda ya bize nesi sahil yolu diyen maalesef komşularımız da var. Eminpaşalılar da normal karşılıyoruz. Ya bu çok güzel bir projeye alkışlayanlar da var. Bir an önce bitmesini dileyenler de var. Tabii bunu şimdi siz bir projeye başladığınızda muhakkak karşı çıkanlar olacaktır. Ama siz neticeye vardığınızda o güzelliği gördüklerinde ya keşke 10 yıl önce olsaydı diyecekler. Yani tabii işte sahil bandı bittikten sonra bütün Eminpaşalılar iyi ki bu çalışma olmuş diyeceklerine inanıyorum ben. Orada bir kordon oluşur der miyiz? Yani ya olabilir. Eminpaşa kordonu ismi de çok yakışır sanki. Tabii ya niye olmasın şimdi? Yani bakın biz hani Ege'yi de gezdik, Akdeniz'i de gezdik, siz de görmüşsünüzdür. Yani Van Gölü kıyısı kadar temiz değil, berrak değil. Yani siz bugün atıyorum bir Antalya'da, bugün Antalya'nın en iyi, en pahalı koyları Lara'dadır. Siz Lara'da gün batımını izleyemezsiniz. Ama siz Fidanlık Parkı'nda o kuma oturup gün batımını izleyebilirsiniz. Yani bu bile başlı başına bir ayrıcalık bence. Çok güzel. Açıkçası şey de soracaktım. Dijital medyayı nasıl kullanacaksınız da soracaktım ama az önce zaten çok net bir şekilde ifade ettiniz. WhatsApp gruplarınız var, sosyal evet. medya hesaplarınız var. Bu aslında tüm mahalle muhtarlarının sahip olması ya da kullanması gereken mecralar. Ben şahsen çoğu zaman kendi mahallemdeki muhtarlara ulaşamıyorum ya da bir problem yaşadığı zaman ulaşmakta gerçekten zorluk yaşıyorum. Evet. Burada muhtarların ulaşılabilir olması dijitalle de çok alakalı diye düşünüyorum. Aynen. Özellikle mesela bir arama motoruna Eminpaşa Mahalle Muhtarı yazıldığı zaman eminim ki çok rahat bulabiliyorlar sizi. Ya da bir sosyal medya mecrasında sizi aradıkları zaman ulaşabiliyorlarsa... Evet. Bu sizin sosyal medyayı dijitale ne kadar aktif kullandığınızın kanıtıdır. Bu da diğer muhtarlarımız için de inşallah rehber olur, örnek olur. İnşallah. Ya şimdi Bilgin Bey, hani yapmak istediğimiz birçok şey var. Hani gazetecilikten gelmemiz hasabıyla daha önce biz Avrupa Birliği'ne projeler hazırladık. DAKA'ya projeler hazırladık. Şimdi arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Tabii bizim gibi düşünen arkadaşlarla. Hani dernekleştik. Federasyonlaştık ama Van içinde maalesef hani bir kısır döngü var. Siyasette olduğu gibi, bürokraside olduğu gibi maalesef muhtarlarımız arasında da böyle bir kısır döngü var. Hani birileri bir şey yapmak istediğinde muhakkak birileri bunun olmasını istemiyorlar. Hani niye istemiyorlar anlamış değilim.
Şimdi benim hedefim, arkadaşlarla sık sık bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Yani bizim muhtarlarımız niçin bir bilgisayar programı kullanmasın? Biz muhtarlar için niye bir sistem oluşturmayalım? Niye bir, şu anda MAX sistemi var. Yani MAX sistemi var, muhtarlık sistemi de direkt İçişleri Bakanlığı'yla. Yani bunu bile bilmeyen, kullanmayan bir sürü muhtarımız var. Biz muhtarlarımıza halk eğitim merkezi üzerinden niçin bilgisayar kursları vermeyelim? Bu programları kullanmaları için. Yani şimdi bugün bir dilekçe yazacak muhtarımız. Yani bir Word belgesini niye açıp dilekçe yazamazsın? Hani bu tür çalışmalarımız olacak. Muhtarlarımız da bu anlamda hani çok gayretli. Van'da 693 muhtar varsa bunun 600'ü muhakkak bu programları istiyor. Tabii devlet eliyle de biraz bu yatırımların olması gerekiyor. Bunları biz kullandığımız zaman halka çok daha çabuk ulaşabiliriz. Halkın taleplerini çok daha çabuk alabiliriz. Ve halkın sorunlarını devlete, yani yapabilecek, çözebilecek mecralara daha hızlı aktarabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak şu algı var. Ben bu algının doğru olduğuna inanıyorum. Bir mahallede bir problem varsa bunu muhtar çözebilir. Gerçekten de ben buna inanıyorum. Çünkü muhtarlar gerçekten etkili. Peki siz, yani muhtarlar ya da siz problemleri gerçekten analiz ediyor musunuz? Ya da kapı kapı dolaşıyor musunuz? Ya da mahallenizde 100 aile varsa bu 100 ailenin kaçını tanıyorsunuz? Şimdi tabii hani bu muhtarın bağlı olduğu mahalle nüfus ve yüz ölçümüne bağlı bir durum. Eminpaşa üzerinden gidersek benim 360 tane sokağım var. Şimdi ben her gün bir sokağa gidersem bir yılımı doldurmuş olacağım. Ve zaten 5 yıllık bir sürede seçimi yapıyorsunuz. Yani o sokağa 5 defa gitmiş olacağım. Şimdi bütün muhtarların tamamı, köy muhtarları olsun, kent muhtarları olsun, mahalledeki en ufak sorundan en büyük soruna hepsini biliyorlar. Durumu en kötü olanla durumu en iyi olanı da biliyorlar. Şimdi biz bazen sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir sorun varsa, ha bizimle çalışan kurumlarımız var. Yani mahalleye geldiğinde direkt muhtarı arayan kurumlarımız var. Muhtarım, böyle bir sorun var. Bu nedir, ne derecededir? Hani eksiği olan, fazlası olan biz onlara aktarıyoruz. Ama bize danışmadan gelen kurumlar sıkıntı yaşıyorlar, çözemiyorlar, yapamıyorlar. Ama direkt bizimle çalışan kurumlar olduğu zaman, bize danıştığı zaman biz sorunları birebir tespit ediyoruz. Şimdi siz bana, atıyorum mahallemde bir sokak, Cennet Sokak diyelim benim mahallemde. Şu an Cennet Sokak ne sorunu var? 3 tane büyük sorunu var. Nedir? İmar, kanalizasyon, doğalgaz. Bunlarla çalışıyoruz. Örnek atıyorum, DSE'yi 1 ve 2. sokaklar. Ne sorunu var? Tek sorunu var, doğalgaz sorunu var. Yürütlük bölgesinde atıyorum Taş Sokak, Zümrüt Sokak, Sahil Sokak. Ne sorunu var? Reklasyon alanı sorunu var. Afat kodunda kalmış. Doğalgaz sorunu var. Belli bölgelerin kanalizasyon sorunu var. Yani bütün muhtarlar muhtarlık yaptıkları mahallenin bütün sorunlarını da biliyorlar. İyi yönlerini de biliyorlar, kötü yönlerini de biliyorlar. Yani zaten bunu biz bilmezsek biz muhtarlık yapamayız. Yani çok iyi araştırıyoruz, çok iyi biliyoruz. Çünkü bizim mesai kavramımız yok. Yani biz 7-24 insan, ha şu anda uçak modunda belki arayan 3-5 tane vatandaşımız da vardır. Ya muhtarın telefonu niye kapalı diye düşündü. Belki bize sistem bile ediyorlardır. Muhtarın telefonu kapalı olmaz değil mi? Ya ben bazen kapatıyorum, açık söyleyeyim. Çok arayan oluyor mu? Ya tabii, yani şimdi gece 2'de bile arayan oluyor. Sabah 5'te arayan oluyor. Şimdi. Ama sesinizi duyduklarında rahatlıyorlar değil ya mi? Bir rahatlıyorlar ama bir de böyle bir şey var. Şimdi Bilgin Bey, hani bize çok rahat ulaştıkları için her şeyi bizim çözebileceğimiz kanaati var. Ve çok rahat bize bazen böyle hakaret koşullarına gelebilecek sözler bile söylenebiliyor. Tabii biz uyarıyoruz, alttan alıyoruz. Çünkü hani bizim çok böyle sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olmasak olmuyor. Şimdi atıyorum vatandaşın evini su basmış. Vatandaş kime ulaşacak? Yani belediye başkanına ulaşamaz, DSE'ye ulaşamaz. Herhangi bir kurumdaki bir yetkili birine kime ulaşacak? Muhtara. Sinirini kimden alacak? İlk kapı muhtar. Yani bütün hıncını, sinirini muhtardan alacak, sonra muhtar tamam diyecek, bekle ben halletmeye çalışıyorum, sonra muhtar halledecek. Yani bu anlamda vatandaşa bir şey diyemiyor. Çünkü ilk ulaştığı, yani ilk derdini anlattığı kişi muhtar. Bütün sorunu, sistemi de muhtara anlatmak durumunda. Çok güzel. Mahallenizin sınırlarında sanırım Türk Telekom'un genel müdürlüğü de yer almakta. Türk Telekom'un genel müdürlüğü hayır. Bizde bizim sınırlarımız yok ama biz... Sınırlarınıza yakın mı? Sınırlarımıza şimdi hayır, zaten merkezde o. Ama çok ciddi bir çalışma başlattık biz bu yıl için. Özcan Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Türk Telekom İl Müdürümüz. Genç, dinamik bir arkadaşımız. Sürekli görüşüyoruz.
Mahallemizde şu anda biz inanılmaz bir fiber altyapısı çalışması var şu anda. Bütün ana hatların tamamını yaptık. İki gün önce konuştuk. Şimdi daha önce bakır kablolar vardı. Bunlar evet. sürekli çalınıyor. Şu anda benim mahallemde, benim kendi sokağımda bile 10 günde iki kez şeyler, bakır kablolar çalındı. Biz bunların tamamını iptal edip fibere çeviriyoruz. Ve tamamını biz şey yapıyoruz artık, hani yeraltı hattından getiriyoruz. Bunların bütün ana caddedeki fiberlerin tamamı çekildi, sokaklarımız da çekilecek. Bu anlamda Özcan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gayretli bir çalışma içindeler. Türk Telekom'a da ben teşekkür ediyorum. Evet, Van'da gerçekten fiber problemi var. Evet. Eminpaşa Mahallesi'nde fibere kavuşması beni gerçekten çok mutlu etti. Evet. Çünkü artık bakır kabloyla internet dönemi yani, bitmeli. Yani çünkü gerçekten bu hırsızlık olayları sadece Van'a özgü değil. Evet. Türkiye'nin birçok yerinde bakır değerli olduğu için evet, çalınabiliyor. Tabii her şeyin çözümü var ama bunu da herhalde gidip bir reklam başında nöbet yani tutamazlar. Yani nöbet tutamayız. Şimdi yani günümüz şartlarında paranın ettiği her şeyi çalıyorlar maalesef. Kesinlikle. Örnek hani sadece işte atıyorum bakır kablolar değil. Bizim logar kapakları bile çalınıyor. Doğrudur. Hani, bizim korkumuz yani Eminpaşa Mahallesi daha önce tarımsal sulama alanında olduğu için biliyorsunuz tarım ve şeyde sebzecilikte çok iyiydi bizim orası. Çok fazla sulama kanalı var. Bu sulama kanallarının üstüne çok fazla logarlarımız var. Yani bu yıl inanın ben 3 kez yenileyip ve 4. kez çalınan logarlarımız bile var. Kesinlikle. Eminpaşa Mahallesi sınırlarında kat sınırı da var, doğru mu? Havalimanının etkisi de vardı. Şimdi havalimanı etkisi değil de şimdi Eminpaşa Mahallesi Edremit'in gözdesi olacak. Şimdi her ne kadar kent meydanı varsa da bu arada kent meydanına da Wi-Fi bağlantısı yapıldı. Bu anlamda İsmail Başkan'a da teşekkür ediyoruz, Edremit Belediye Başkanı'na. Yani şimdi kent meydanına gelen vatandaş ücretsiz internetten faydalanabilecek. Tabii. Wi-Fi bağlantısı var. Devreye girdi herhalde, 2 gün oldu. Bu anlamda başkanlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi Eminpaşa Mahallesi'nde yani internet altyapısının olması, bunlara gençlerin erişebilmesi tabii çok önemli. Sorunların devam etmesi, Wi-Fi'nin de olması yani bizim sahil bandında bittikten sonra tabii bizim talebimiz olacak. Sahil bandında da biz belli noktalarda Wi-Fi bağlantılarının olmasını talep edeceğiz bu anlamda da. Çok güzel. Wi-Fi noktalar gerçekten çok önemli. Özellikle kamp yapanlar, evet. Gelip orada günübirlik vakit geçirenler için internet noktaları, ücretsiz internet noktaları çok kıymetli. Bir de şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz 2020 senesinde Van'da sokak isimleri bazı mahallelerde güncellendi. Kapınmalar değişti. Evet, maalesef. Bu anlamda vatandaşlar yani sokak isimlerini, kapınmalarını gerçekten biliyorlar mı? Van'da çünkü ben bunların kapınmaları değişti ama fiziki olarak gelip değiştirilmediği birçok yerde. Sizin mahallede değiştirildi mi? Bu problemi yaşıyor musunuz? Özellikle kargo, posta. Evet, şimdi muhtarların iş yükünü en çok arttıran aslında tebligatlar ve postacılar. Ha, bir nevi siz de bir kargocu görevi görüyorsunuz. Biz de bir kargocu görevi, bir postacı görevi. Yani biz postacıdan daha çok çalışıyoruz. Çünkü yani postacı gelir, kayıtlı Mermis'teki adrese gider. Eğer atıyorum işte Eminpaşa Caddesi, Eminpaşa Sokak No 3 Taksim 1. Eğer o Taksim 1'de değil, Taksim 2'de ise bile onu ya teslim etmiyor. Direkt muhtara getiriyor. Çünkü diyor ben adrese gittim. Adrese yoktu öyle biri. Muhtara teslim etmek daha kolay geliyor. Ya, tabii daha yani işlerine geliyor. Tabii bütün postacılar için bunu söyleyemeyiz. Daha önce Eminpaşa Mahallesi'nin tamamında isimler vardı. Sokak isimlerinin tamamı. Az önce belirttiğim gibi Cennet Sokak, Sahil Sokak, işte Eminpaşa Mahallesi, işte Eminpaşa 1. 2. 3. Sokak. Son bir yıldır numarataja geçmiş. Şimdi 3000'li rakamlardan başlıyor. 3011 örneğin. Eminpaşa Mahallesi 3011. Ben muhtar olarak bunu bilmiyorum. Hani biz bunu belediyeden de talep ettik. Başkanımız işte biz bunu çözeceğiz. O sokak isimlerinin tamamını yapacağız söylediler. Herhalde bir ihale aşaması varmış. Şu anda o aşamayı bekliyoruz. Bu anlamda tabii zorluk çekiyoruz. Tabii hani numaratör olması bizim için de iyi olur ama bunların belli bir sisteme yüklenmesi hem kargocular için iyi olur, hem postacılar için iyi olur, bizim için de iyi olur. Yani bir sisteme yüklenmesi, bir dijital platforma yüklenmesi bizim açımızdan daha iyi olur. Yani şimdi ben az önce dedim ya, hani benim atıyorum bir Eminpaşa Mahallesi'ne dijital bir ortam sağlansa ve ben bunu telefonuma indirsem, mesela bunu biz şeyde pandemide yaptık.
pandemide kaymakamlıkla, Sağlık Bakanlığı'yla biz bunu organize ediyorduk. Direkt telefonuma indirdiğim bir programla kim hasta, kaç günü var, kaç gün evde kalacak, yakınları kimler, bunların tamamını biz sosyal medyadan ve dijital ortamdan takip ediyorduk. Bunlar da yüklenirse, atıyorum benim mahallemde 3011. sokak neresi? Hemen ben telefondan girdiğim zaman bunu bulabilirim. Yani böyle bir sistem de olsa tabii bizim için çok daha iyi olur. Postacılar için de iyi olur, kargocular için de iyi olur. Güzel bir fikir. Bu fikri hem devlet kuruluşlarımıza hem de evet, yazılım firmalarına o zaman iletelim burada. Yani siz de bir yazılımcısınız. Aslında böyle bir çalışma yaparsanız çok güzel bir fikir. Yani evet, aslında her eve lazım. Yani. Bu her anlamda lazımdır. Kişi tek başına yaşıyordur evinde. Başına bir bela gelmiştir. Uygulamada bir tuşla bile size ulaşabiliyorsa ya da sıkıntısını iletebiliyorsa. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim ben. Geçen Edremit Belediyesi'nden bir adres arıyorlar. Arkadaşımız da yani bu dijital ortama, dijital platformu iyi kullanan bir arkadaşımız bana bir adres sordu. Şimdi tarif ediyorum, tarifi bilmiyor. Dedim ki bana canlı konum atar mısın? Canlı konum attı ve ben onu takip ettim. Yönlendirdim, adrese kadar teslim ettim. Mahalleyi çok iyi bildiğim için. Teşekkür etti. Yani atıyorum yarım saat gezeceği yeri 3 dakikada gitti buldu. Hani bunun gibi çalışmalar olursa hem biz rahat ederiz hem gelen postacılar rahat eder. Yakın zamanda Eder'i gezdim. Sokaklarında falan kapılarında QR kodlar var. Yani sokağın ismi, işte orada yine bir QR var. QR okuttuğunuz zaman size konumunu falan veriyor. Sokakla alakalı bilgiler veriyor. Van'da da aslında böyle QR tarzı, yani biraz da teknolojik bir sokak isimleri yapılabilir diye düşünüyorum. Yani muazzam olur. Şu an Iğdır'da var mı öyle bir sistem? Evet, Iğdır'da ben gördüm bunu. Çok da şaşırdım. Van büyükşehir malum. Van'ımızda da böyle bir proje yapılabilir diye düşünüyorum. Yani olabilir. Yazılımcı olarak aslında sizin de böyle bir proje hazırlayıp aslında sunabilirsiniz. Kesinlikle yani, haklısınız. Evet, belediyelere sunabilirsiniz. Yani aynen, bu anlamda biz de ön ayak oluruz. Yani İsmail Başkan'la konuşuruz. Gerekirse pilot ilçe olarak Edremit'ten başlatabiliriz böyle bir çalışma olursa. Edremit'le alakalı bir de şunu sormak istiyorum size. Şimdi dışarıda Edremit dediğiniz zaman Balıkesir Edremit'i anlayanlar oluyor mu? Karıştıran oluyor mu? Şimdi biz daha çok ön plandayız. Yani yıllar önce, atıyorum bir 20-25 yıl önce Balıkesir Edremit daha ön plandaydı. Ama biz şu anda daha ön plandayız. Yani biz işte Edremit dediğimizde Van daha çok ön planda. Çünkü bunun niçin? Sosyal medyada çok fazla. Çünkü su sporları var. Yani çok ciddi aktiviteler yapıldı, çok ciddi fuarlara katılım sağlandı, bununla ilgili makaleler yazıldı, dergiler var, haberler var. Bu anlamda biz şu anda Balıkesir Edremit'ten daha öndeyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de belediyemiz yakın zamanda bir uluslararası satranç turnuvasının ev sahipliği yaptı. Evet. 8-9 ülkeden de katılım oldu. Evet. Burada da şunu gördük ki insanlar gerçekten bana gelmekten memnunlar. Evet. Bir de şeyi fark ettim. Van'da şu an bir gayrimenkul problemi var. Yani herkes bir şey satın almak istiyor. Van o kadar kıymetli bir şehir haline geldi ki herkes Van'da bir yerim olsun, bir karış toprağım olsun derdin. Çünkü Van gerçekten havası temiz, güneşin başkenti ve Edremit gibi güzel bir ilçesine sahip. Ve yine Edremit ilçesinin yanı sıra Eminpaşa gibi güzel bir mahalleye sahip. Siz az önce Eminpaşa hani şeyden bahsettiniz, kat yüksekliğinden bahsettiniz. Orayı ben atladım, yeni aklıma geldi. Şimdi Eminpaşa mahallesinin bir kısmı İpek yolunun 100 metre altına kadar konut alanı ilan edilmiş yeni imar planında. Kaç kat peki? 7 kata kadar ruhsat var. Belli bir kısım. Ama onun alt kısımlarının tamamında şu anda Edremit Belediyesi'nin yeni imar planında 7.50 kat yüksekliği. Yani 2.5 kat. 2 artı teras. Ve 500 metrekare tapular olacak. Yani siz şimdi bugün bir imar planı İstanbul'da siz 20 metrekare, 30 metrekare tapularınız var. Ama Eminpaşa Mahallesi'nin yeşili korunsun diye, Eminpaşa işte beton yığınına dönmesin diye Eminpaşa Mahallesi'ndeki en küçük tapumuz 500 metrekare olacak. Yani bu da Eminpaşa'nın korunması için çok güzel bir çalışma. Biraz da villa uygun gibi. Yani villa tabii şimdi zaten Eminpaşa'nın şu anda %60'ı zaten müstakil yapıdan oluşuyor. Villalar çok az. Hani villaların kaplayacağı alanlar da %40'ı ancak oluşturur. Çünkü şeydir, Eminpaşalılar alışmışlar. Yani şimdi siz bugün bana, benim de evim müstakildir. Ben bütün sebzemi, meyvemi kendim ekip kendim. Yani bir ekolojik tarım da yapıyoruz bu alanda. Yani şimdi ben o tadı almışım. Yazın ben sabah kalktığımda bostanımdan salatalıktır, domatesdir,
Yani bunları toplayıp kahvaltımı yapabiliyorum. Ve ben bunu hiçbir şeye değişmem. Hani müstakiller yine %60'da kalacaktır. Villalık kısımlarda %40'ı oluşturacak diye düşünüyorum. Ha, çok güzel. Peki Eminpaşa Mahallesi hani güneşi dik alıyor dedik. Van güneşi başkenti dedik. Evet. Aynı zamanda güneş enerjisinden de faydalanabilir mi? Yani orada bir tesis kurulabilir mi? Hani yapıların üstüne ya da farklı bir şekilde. Ya tabii şimdi bu Enerji Bakanlığı ruhsatlar veriyor herhalde. Yani bunun teknik koşulları, şartları nedir onu bilmiyorum ama. Yani niye olmasın, olabilir. Yani Eminpaşa Mahallesi'ne doğalgaz gelmeden önce yani güneş enerjisiyle bütün ısınma suyunun tamamını oradan karşılıyorduk. Yani işte çatısına veya damına 3 tane panel koyan bütün sıcak suyunu oradan karşılayabiliyordu. Enerji neden sağlanmasın? Kesinlikle. Buradan o zaman iş adamlarımıza da seslenelim. Van'da bir Eminpaşa Mahallesi olduğunu unutmayın. Evet, evet. Bu mahallemiz gerçekten geleceğin gözdesi olacak. Evet. Biz de bunun farkında olduğumuz için bugün muhtarımızı konuk ettik. Yani o yüzden Eminpaşa Mahallesi'ne muhakkak gezin, görün. Gezip gördükten sonra bana hak vereceksiniz. Zaten evet. Muhtarımız da bu konuda çok misafirperver. Aynen, bekleriz. Herkese kapımız sonuna kadar açık. Tamam, çok evet. Güzel. Peki posta kargoda size sık gelindiğini söylediniz. Evet. Başka hangi konularda size geliniyor bir vatandaş? Ya şimdi, en çok sık uğradığınız bir durum. Şimdi mahallemiz hani büyük olduğu için maalesef hani vatandaş daha çok maddi olarak maddi destek talepleri oluyor. Tabii şimdi dedik ki hani vatandaş yani bir ikametgah için olsun, kimlik kartı olsun, ehliyet olsun, evlilik olsun, yol problemi olsun, elektrik abonesi olsun, ulaşım olsun, bunların tamamı için bize geliyor yani vatandaş. Hani aklına takılan her anlamda, her konuda. Aslında bakın şimdi Bilgin Bey. Aslında mentörlük yapıyorsunuz. Yani, yine bir yaşam koçu. Yani şimdi bakın muhtarlık çok kutsal bir meslek. Şimdi bazı arkadaşlarımız ya işte muhtar abartıyor diyecek ama şimdi düşünün siz bir muhtarsınız. Yani böyle bir sır küpü olmalısınız. Çok sabırlı, anında çözüm odaklı düşünebilmelisiniz. Şimdi atıyorum eşinden boşanan bir kardeşimiz de muhtarın yanına gelip dertleşiyor. Babasıyla tartışan bir genç de muhtarın yanına gelip tartışıyor. Kaynanasıyla anlaşmayan bir gelin de gelip tartışıyor. Geliniyle anlaşamayan bir kaynana da geliyor. Yani her anlamda yani kutsiyeti çok fazla olan ve mahremi çok fazla olan bir kurum muhtarlık. Yani işte ben kocamdan boşanacağım, bu sene bir örneğini yaşadım. Deyip gelen kardeşimizi benim ikna edip geri gönderdiğim ve sonra takip ettiğim, bir araya geldiklerini, tekrar bir çözüm olduklarını ve onlara maddi olarak, tabii her şeyin başında maddiyat var. Yani maddiyat sıkıntısının olduğu her yerde bunlar maalesef oluyor. Yani bu anlamda muhtarlık önemli bir kurum. Yani kutsiyeti çok yüksek. Muhtarlığı yapan bütün arkadaşlarımız da buna çok önem gösteriyorlar. Bu anlamda hepsine şahidiz, biliyoruz. Hani tek tük olabilir yani. Bilmiyorum yani ben çok kutsal bir görev olarak addediyorum bu kadar. Çok güzel. Yani biliyorsunuz yıllar önce Van'da bir Guinness rekoru kırıldı Van kahvaltısı evet. için. Acaba Edremit ilçemizin Eminpaşa Mahallesi'nde bir kahvaltı etkinliği yapılabilir mi? Şimdi kahvaltı etkinliğinden çok benim aklımda birçok proje var. Şimdi tamamen bağımsız ve tarafsız. Sadece birkaç seneden bahsedebilirsiniz aslında. Şimdi ben Eminpaşa Mahallesi'nde bir gençlik festivali başlatmayı düşünüyorum. Ben gençlerle de çok konuşuyorum. Yani böyle vaktim oldukça akşamları gidiyorum. Siz Eminpaşa Mahallesi'nin bir sokağına girin. Şu anda gidelim sizinle bir sokağa girelim. Her sokağın içinde o evde oturan muhakkak yani 3-5 tane genç oturup muhabbet ediyordur. Konuşuyordur. Şimdi kendi mahallemizde yaşayan, benim mahallem zengin bir mahalle. Yani her ne kadar çok fakir varsa da ama Van'ın kalbur üstü dediğimiz iş adamlarının birçoğu benim mahallemde yaşıyor. Benim mahallemde ikame ediyor. Tamamen benim mahallemde yaşayan iş adamlarının sponsor olacağı ve Eminpaşa Mahallesi'ndeki gençlerin faydalanabileceği ben gençlik festivalleri düşünüyorum. Direkt Eminpaşa Mahallesi muhtarlığı olarak. Yani bunun içine ne bir siyaset, ne bir belediye, ne bir resmi kurum katmadan bunu planlıyorum. Ben yaklaşık 6 aydır bunun üstünde çalışıyorum ve bu alanda işte önümüzdeki yıl Fidanlık Parkı açıldığında biz bunu yapacağız. Aklımıza var. Mesela
biz bir şambran altı spor kulübü kurmayı düşünüyoruz. Tabii bunların tamamı bir külfet, maddiyat. Hani sponsor bulursak, Eminpaşa Mahallesi'nde şu anda altyapıda yani oynayabilecek, işte amatörde, yıldızlarda, genç kategoride oynayabilecek çok ciddi anlamda sporcular var. Ve inanılmaz sporcular ve kızlar yetişiyor bizim orada. Tekvandocu kızlar mesela Eminpaşa Mahallesi'nde çok fazla. Türkiye'yi temsil eden tekvandocu kızlar çıktı bizim mahallemizde. Yani bunların tamamını biz bir festivalde bir araya getirip direkt Eminpaşa Mahallesi adı altında böyle festivaller kurmayı düşünüyoruz. Gençlerimize böyle hani canlı müziklerdir, işte atıyorum bir Eminpaşa Mahallesi'nde bir mangal partisidir, ne bileyim hani bunun gibi şeyler. Tabii bunların üstüne çalışmalar yapıyoruz. Bunlar şu anda fizibilite aşamasında, sonuca doğru çok daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. O zaman 2020 çok güzel gelecek İnşallah. Diyelim şimdiden. İnşallah. Önümüzdeki sene Eminpaşa Mahallesi'ni ne yapıyoruz? Yakın takibi alıyoruz. Aynen. O zaman biz de yakın takipte olacağız. Eminpaşa Mahallesi ile alakalı herhangi bir etkinlik olduğu zaman biz de kanal ekranlarımızda duyuruyor olacağız. Aynen. Peki yine şunu sormak istiyorum. Hani gençlerle çok haşinleşirsiniz. Sanırım sizin yaptığınız şey mutlaktan daha çok biraz da bu işe aşıksınız. Yani aslında insanlara muhabbet etmek, yardımcı olmak aslında bu mutlak sıfatı değil de bir nevi insana yardım etmek gibi bir şey. Ya elbette şimdi paylaşımcı olmak lazım. İnsanlara şimdi bilgi nerede önemlidir? Paylaştığınızda önemlidir. Yani siz paylaştığınız her bilgiyle tecrübe sahibi olursunuz. İnsanlar da sizinle tecrübenizi paylaşmak için geliyorlar. Yani o tecrübeyi onlara aktaracaksınız ki kendilerine bir yol çizsinler. Oturacaksınız, dinleyeceksiniz, konuşacaksınız. Onlara fikir önerilerinde bulunacaksınız. Böyle yaptığınızda gençler de size gelecek. Ha, çok güzel. Bir de biliyorsunuz Mesut Bey yakın zamanda Van'da ticaret odası seçimleri yapılacak 22 evet. Ekim'de. Şu ana kadar ticaret odası başkan adaylarından hangi birileri mahallenizi gezdiler mi? Ya da gezmeleri gerekiyor mu? Ya da mahallenize yatırım yapabilecekleri bir alan var mı? Eğer varsa buradan ekranlarımızdan duyuralım. En azından başkan adaylarımız için mahallemizden haberdar olurlar. Şimdi yani başkan adaylarının tamamını da tanıyoruz. Biliyoruz hepsini. Tabii hani ticaret odası seçimi olduğu için mahalleye çok gelmelerine gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendi alanlarında. Hepsine de başarılar diliyoruz. Tabii herkesin gönlünde biri vardır. Bizim de gönlümüzde muhakkak biri vardır. Hepsine başarılar diliyoruz. Çok güzel. O zaman şu şekilde programımızın da sonuna geliyoruz. Tabii biz bu hafta programımızı sorusuz yaptık. Normalde soru da alıyoruz vatandaşlarımızdan. Ama yine bugün notlarım arasında şöyle bir konu vardı. Mahallelerle alakalı. Mahallelerde kent konserleri var mıydı? Bir mahallenin sokak konserleri oluyor mu? Ya da mesela ben bu hafta şu mahalledeki şu sokaktaki vatandaşlarla bir toplantı yapayım. Bir şeylere karar verelim. Gibi çalışmalar oluyor mu? Şimdi zaten muhtarlık bir de bizim azalarımız var. 4 asil, 4 yedek. Zaten muhtarlık heyeti 9 kişiden oluşuyor. 9 kişiden. Biz de elimizden geldiğince mahallenin her bölgesinden bir aza almaya çalışıyoruz. Hani oradaki sorunlara daha hızlı, daha çabuk hakim olalım diye. Tabii biz şimdi her sokakta tanıştığımız, görüştüğümüz, konuştuğumuz bir abimiz veya bir kardeşimiz vardır. Ben bir sokakta atıyorum 20 yaşında bir genç kardeşimle muhatap oluyorum. Bir sorun varsa bana getir diyorum, onu arıyorum. Veya bir sokakta işte bir yaşlı amcamızla, yani sokağa daha çok hakim, o sokakta sözü geçen insanlarla daha çok böyle birebir ikili ilişkiler içindeyiz. Onlarla daha çok görüşüyoruz, daha çok vakit ayırıyoruz. Çünkü hani tabii her ne kadar muhtar da olsak o sokağa hakim olma şansımız çok yok. Ama onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda, onlar bize haber verdiğinde oraya gittiğim yaptığımız analizler doğrultusunda oradaki insanlarla, vatandaşlarla konuşuyoruz, bir araya getiriyoruz ve böyle bir özellik de var. Şimdi yaşınız genç olsa dahi, çünkü siz o mahallenin kanaat önderisiniz. Bizim bölgemizdeki en güzel olay da genç dahi olsanız gittiğinizde o bölgedeki, o sokaktaki herhangi bir olay dahi olsa oradaki babanız yaşındaki, dedeniz yaşındaki, amcanız yaşındaki insanların size saygı duyması. Bu da çok önemli bir olay. Yani size söz hakkı vermeleri, sizin fikirlerinize, yorumlarınıza saygı duymaları, bu da çok farklı, çok güzel bir duygu. Çok güzel. Bu da herhalde muhtar etiketine dayalı. Bir de tabii burada kişinin de ikna kabiliyeti tabii, önemli. Ya tabii şimdi siz eğer tarafsız ve bağımsız olursanız,
Herkes de saygı duyar. Çok güzel. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sıkça Eminpaşa Mahallesi'ni konuştuk. Edremit'i konuşmaya gayret ettik. Eminpaşa Mahallesi Edremit ilçemizin en güzel mahallelerinden evet, biri diyebiliriz. Evet, birinci evet. mi diyelim, ikinci mi diyelim? Birinci. Çünkü yeşil bizde, kıyı şeridi bizde, her şey bizde. Çok güzel. Mahallemizi olabildiğince konuşmaya gayret ettik. Biliyorsunuz burası bir teknoloji programı ama evet. biz bir saat dijital adıyla daha çok dijitalle hayatı bağdaştırmaya çalışıyoruz. Gündelik hayattaki ihtiyaçlar olmadığı zaman dijitalin, internetin bir önemi yoktur. Çoğu zaman bize şu soruluyor. Siz bir dijital programsınız, teknoloji programısınız. Neden hayata dair konuşuyorsunuz? Hayata dair konular olmadığı zaman internetin, teknolojinin bir mühimi yoktur. Bugün kullandığınız telefon hayat için. Yani vardır. Siz şimdi teknolojiyi hayata entegre etmezseniz bir anlamı olmaz. Kesinlikle. Yani siz o teknolojiyi yaşama, hayata entegre edeceksiniz ki o teknolojide yürüsün, hayat da kolaylaşsın. Yani teknolojideki amaç nedir? Yaşadığınız hayatı kolaylaştırmak. O yüzden entegre etmelisiniz ikisini. Kesinlikle. Bu anlamda da zaten hep mucitler, ihtiyaçlar doğrultusunda bir şeyler yani. Bulmuşlardır. Telefon da sanırım o şekilde bulunuyor. Yani bir alo değiş bile, yani o alo değişimiz bile aslında artık kulaktan kulağa herkesin kullandığı bir aynen. cümle, bir söz. Bu anlamda da programımızda daha sonra da sizi aslında bir yaz ayında bahçenizde ya da mahallede aynen, bir yayın yapmak isteriz. Bir bant çekim yapmak isteriz. Çünkü gerçekten Eminpaşa Mahallesi'nin herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Biz burada olabildiğince anlatmaya çalıştık ama görmek lazım, yaşamak yani, lazım. Eminpaşa Mahallesi hakkında çok fazla görsel yok internette. Onu öncelikle dile getirelim. Ama inşallah bundan sonraki süreçte i̇nşallah. Zaten muhtarımız sıkça paylaşım yapıyor. Muhtarımızı da sosyal medyada eğer takip edersek sıkça evet. bu paylaşımları görürüz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kanalımız hakkında, Van hakkında söylemek istediğiniz şeyler varsa son sözlerinizi alayım ben. Beni bu stüdyoda konuk ettiğiniz için gerçekten müteşekkirim. Çok sağ olun. Sizinle daha önce biz telefonda sosyal medya üzerinden görüşme yapmıştık. Yüz yüze ilk defa bu akşam bir araya geldik. Evet. Sizi tanımak gerçekten çok güzel. İnşallah sık sık görüşeceğiz. Yani bu anlamda benim de fikirlerim var. Siz de bir yazılımcısınız. Bu anlamda inşallah bir ortak çalışma da yapabiliriz. Aslında Eminpaşa özelinden bir şeyler yapıp bunu bütün Van'a, Türkiye'de yapabiliriz. Böyle bir çalışma da olabilir. Neden olmasın diye düşünüyorum. Ben Van'ın tek kanalı, ulusal kanalı World Türkiye çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bir başka programda inşallah görüşürüz. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün olabildiğince güzel bir program yapmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tabii ki yine çok değerli bir konumuz olacak. Yine Van'ı konuşuyor olacağız. Van'da bilişimi konuşacağız. Van'da teknokenti konuşacağız. Üniversitemizi konuşacağız. Üniversitemizin tarihinden bahsedeceğiz. Yine aynı şekilde Van'da yapılabilecek kuluçka merkezlerinden bahsediyor olacağız. Yine konularımız arasında gençlik de yer alacak. Önümüzdeki hafta biz yine aynı saatte, aynı kanalda muhakkak takip edin. Çünkü çok güzel konular önümüzdeki hafta sizi bekliyor olacak. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yeah.